Bir önceki videoda normal kan değerleri ve normal kabul edeceğimiz aralıklar hakkında konuşmuştuk. Ancak birimlerden çok fazla bahsetmemiştik. Bu videoda ise birimlere odaklanacağız. Birimleri ve verdikleri bilgileri en iyi biçimde anlayabilmemiz için iki kategoride incelememiz lazım. Bu kategorilerden biri miktar, diğeri ise fonksiyon. Bu dersimizde sırasıyla ikisinden de bahsedeceğiz. Miktar dediğimizde birine bir şeyin miktarı ile ilgili bilgi vermek istediğimizi düşünelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle kütlesinden ya da hacminden bahsedebiliriz. Örneğin litre başına 5 gram diyebiliriz. Ya da örneğin hemoglobinden bahsediyorsak desilitrede 15 gram diyebiliriz. Bu arada desilitrenin litrenin onda biri olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ekrandaki laboratuvar sonuçlarında birkaç defa bu şekilde kullanıldığını da görüyoruz. Hemen bakalım. Hemoglobin, kan üre azotu, açlık glikozu, kalsiyum, fosfat, total bilirubin ve direkt bilirubin miktarı bu şekilde yazılmış. Gördüğünüz üzere kütle bölü hacim şeklinde bilgi vermek mümkün ve bu listede de örnekleri mevcut. Laboratuvar sonuçlarını incelerken pek çoğumuzun atladığı bir nokta var. O da birimler. Genellikle rakamlara ve aralıklara odaklandığımız için birimleri göz ardı edebiliyoruz. Fakat laboratuvar sonuçlarındaki değerleri birbirleriyle karşılaştırmak istiyorsak, birimler hayati önem kazanıyor. Örneğin desilitrede 15 gram hemoglobin varken kan üre azotundan sadece 15 miligram var. Bu aynı hacimdeki hemoglobin miktarının kan üre azotu miktarının bin katı olduğu anlamına gelir. İlginç, değil mi? Ve bu bilgiye dayanarak en azından yüzeysel bir seviyede kandaki hemoglobinin kan üre azotundan kütle olarak daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz. Evet, miktarla ilgili bilgi verirken kullanabileceğimiz ilk yol bu. Miktardan bahsetmenin bir diğer yoluysa saymak. Bir başka deyişle belirli bir kan hacminde bir şeyden kaç tane olduğunu söylemektir. Örneğin ak yuvarlar. 1 mililitrede 5000 tane. Ya da trombosit, mikrolitrede 227 bin hücre. Buradaki hücreyi tırnak işareti içine alacağım. Çünkü bunlar aslında hücre parçaları. Bu noktada mikrolitre ile mililitreyi kıyasladığımızda kanımızın aynı hacmindeki trombosit sayısının ak yuvar sayısından çok ama çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Trombositler boyut olarak küçük olabilirler ama sayıca çok fazlalar. Evet, bu ikinci yolla yani kaç tane olduğunu söyleyerek de miktar hakkında bilgi verebiliriz. Şimdi listeye tekrar bakalım. Bunun başka nerede kullanıldığını söyleyebilir misiniz? Yani kan hacmindeki miktarı ile belirtilmiş başka bir değer görebiliyor musunuz? Eğer göremiyorsanız size hemen şaşırtıcı bir şey göstereceğim. Buradaki MQ olarak ifade edilen mili ekivalen bölü litre ya da mili eş değer bölü litrelere dikkatle bakalım. Bu iyonların hepsinin birimi litre başına mili eş değerdir. Ve bunun ne anlama geldiğini anlatabilmek için örnek olarak sodyumu kullanacağım. Sodyumun bir katyon olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Sodyumun 141 mili eş değer bölü litre miktarda olduğunu görüyoruz. Mili binde bir anlamına geldiğinden bu 0,141 eş değerle aynı şeydir. Sodyumun bir tane pozitif yükü olduğundan eşdeğerlik açısından düşündüğümüzde 1 mol sodyum bir eşdeğer sodyuma eşittir. Tahmin edeceğiniz gibi 0,141 eşdeğer sodyum 0,141 mol sodyumla aynı şeydir. Molün de Avogadro sayısına eşit olduğunu yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu biliyoruz ama çok ama çok büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Bu ikisini birbirleriyle çarpacak olursak, örnek olması için ben hesap makinesinde sizin için bunu hesapladım. Evet, 0,141 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yaklaşık 8,5 çarpı 10 üzeri 22 tane sodyum iyonuna eşit. Hani az önce saymaktan bahsetmiştik ya, bunu saymak sonsuza kadar sürebilir. Yine de eğer sayacak olursak litre başına bu kadar sodyum iyonundan bahsettiğimizi anlayabilirsiniz. Tabii bu mili eşdeğer terimiyle daha önce karşılaşmayanlar için şaşırtıcı bir durum olabilir. Çünkü herhangi bir şekilde bir sayı olduğuna dair bir ipucu içermiyor. Miktar hakkında nasıl bilgi vereceğimize geri dönecek olursak bunu son olarak bir de yüzdeler üzerinden yapabiliriz. Listemizde bunun da örneği var tabii ki. İşte burada. Bunların hepsi yüzde olarak ifade edilmiş. Ve ak sayısının yüzdesini yani ak sayısı bölü hacim değerini veriyorlar. Örneğin bant nötrofiller için bu değer mililitre başına yüzde 3 çarpı 5000'dir. Verebileceğim örneklerden biri bu. Şunu da belirtelim. Hematokrit değeri yüzde 45 olarak verilmiş. Sizce bu neyin yüzdesi olabilir? Bu toplam kan hacmine göre verilen bir yüzdedir. Örneğin kolumuzdan 10 mililitre kan alındığını düşünelim. Alınan kan hacminin %45'inin yani 10 mililitre kanın 4,5 mililitresinin kırmızı kan hücrelerinden yani al yuvarlardan meydana geldiği anlamına gelir. Geri kalansa sudur ve bu suyun içinde de proteinler, immunoglobulinler ve sağlıklı kalmamızı sağlayan diğer öğeler vardır. Bu yüzden bu miktarın toplam kan hacmine göre verilen ya da ölçülen bir yüzdeyi belirttiğini söyleyebiliriz. Evet, şu ana kadar miktarla ilgili bilgi verirken kullanılan 3 farklı yöntemden bahsettik. Eğer hatırlarsanız videonun başında bir de fonksiyondan bahsetmiştik. Sıra fonksiyona geldi. Şimdi şöyle bir durum olduğunu düşünelim. Bir enzim var, bunu bir Y harfi olarak çiziyorum. Bu enzimin tabii ki bir de görevi olacak. Enzimin bunun gibi minik moleküllerden 5 tanesini alıp onlara birer tane kırmızı öğe eklendiğini varsayacağız. Bu işlemin bu şekilde 5 dakika devam ettiğini de düşünelim. Y enzimini dikkatlice takip ediyoruz ve bunlardan kaç tanesini değiştirdiğini sayıyoruz. Ve 5 dakikanın sonunda 4 tanesini değiştirdiğini görüyoruz. Hiç fena değil. Şimdi başka bir insan geliyor. Onda da Y enzimi var. Hatta ondaki Y enzimi İlk kişidekinden daha fazla. Bu enzimlerin görevi de aynı. Onlara da birkaç tane mor molekül veriyoruz ve 5 dakika içinde bunların kaç tanesinin değiştirilebileceğine bakıyoruz. İkinci kişinin Y enzimi sayısı yukarıdaki ilk kişiden daha fazla olduğuna göre 5 dakika sonunda daha fazla molekülü değiştirmesini beklersiniz değil mi? Karışmaması için şunları da not edelim. Bu birinci kişi. Bu da ikinci kişi. Evet. Diyelim ki 5 dakika sonunda ikinci kişideki değişen molekül sayısı da 3'müş. Bunu beklemiyorduk, değil mi? Eğer bizden enzimin miktarını belirlememiz istenseydi ve biz de bunu kütle bölü hacim olarak hesaplasaydık, ikinci kişideki enzimin daha fazla olduğunu görürdük. Enzim miktarını sayıca değerlendirmiş olsaydık da aynı sonucu bulurduk ikinci kişideki enzim yine daha fazla olurdu. Yüzde olarak değerlendirmiş olsaydık da sonucun değişmeyeceğini söyleyebiliriz. İkinci kişideki enzim miktarı nasıl hesaplarsak hesaplayalım, birinci kişiden daha fazla çıkıyor. Ama tam da bu noktada fonksiyona yani enzimlerin yaptıkları işe veya bu işin çıktısına bakacak olursak bu sefer birinci kişinin kazanacağını söyleyebiliriz değil mi? Çünkü ilk kişinin enzimleri ikinci kişiye göre daha fazla iş yaptı. Daha az miktarda enzim olsa da az sayıdaki enzimin çıktısı yani sonuç daha fazla oldu. Fonksiyon demekle kastettiğimiz şey de bu enzimin fonksiyonundan ya da aktivitesinden bahsediyoruz. Aynı şeyi zaman zaman hormon aktivitesi olarak da duyabilirsiniz. Fonksiyon, gördüğümüz gibi miktarlardan tamamen farklı bir hikayedir. Şurada kendime biraz yer açayım. Fonksiyon, hormon ya da enzim aktivitesi anlamına gelir. Ve bu iki kişiyi karşılaştırdığımızda, birinci kişinin enzim aktivitesi daha fazla olduğundan, sonucunun daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Listedeki bu son 3 veri de aktivite değerleridir. IU ya da U uluslararası birim anlamında kullanılan bir kısaltma. İngilizcesi IU ya da U. Böylelikle fonksiyon söz konusu olduğunda ülke ya da bölge ayrımı olmadan, yani bazı ülkelerdeki doktorların bunu farklı şekilde değerlendirmesi ya da ölçmesi gibi bir durumla karşılaşmadan laboratuvar sonuçlarını değerlendirebiliyoruz. O halde IU bölü L gibi bir birim gördüğümüzde her ne kadar aralarında bir ilişki olduğunu unutmamamız gerekse de bunun miktarla ilgili değil, enzimin ya da hormonun fonksiyonu ile ilgili bir bilgi olduğunu anlayabiliriz.